Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir kart açılışıyla sizinleyim. Süper Şut Mekanik Adamlar arkadaşlar. Bombastik bir kartla yine sizinleyim. Süper Şut Mekanik Adamlar. Hologram, altın, gümüş ne ararsan var diyor. Tabii çıkabilir diyor. 2024 arkadaşlar. Son kartlar bunlar. Birkaç kartım daha var ama bunlar 2024'ün en yeni sezon kartları arkadaşlar. Hologram, gümüş, altın kartlar çıkabilir. Mekanik Adamlar Süper Şut. Bakalım nasıl bir kartmış, nasıl kartlar çıkacak? Ben de çok merak ediyorum. Şöyle çeviriyoruz hemen. Türk malı diyor, 150 adet diyor. 150 adet kart varmış içerisinde. Öyle söylüyor kendileri. Arkadaşlar şöyle kartı açmaya başlamadan önce sizlerden şöyle güzel bir like'ınızı alırım arkadaşlar. Hadi videoya güzel bir like atalım. Ondan sonra kartın açılışına şöyle hızlıca başlayalım. Bantla yapıştırmışlar. Hemen açalım. Şöyle bakalım. Açıl lan. Evet, açtık arkadaşlar. Şöyle bu arada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Tebrik ediyorum herkesin 23 Nisan'ını. Şöyle hemen açalım. Umarım gösteriler güzel geçmiştir. Eğlenmişsinizdir diyorum ve şöyle kartları döküyorum. Birkaç tanesi fırttı gitti şöyle arkadaşlar. Hepsi poşetli poşetli. Hepsini döktük arkadaşlar. Hemen şöyle ilk kartımızı açalım. Oo, kartın dışı çok janjanlı, çok güzel olmuş arkadaşlar. Şöyle morlu falan mekanik adamlar yazmışlar. Şöyle kıyısına köşesine 2024 yeni sezon süper şut mekanik adamlar diye yazmışlar. Merak ediyorum bakalım nasıl kartlar çıkacak arkadaşlar içerisinden. Şöyle hemen açıyorum. Aa, dışı kadar içi güzel değil. Ama yine de bakalım neler çıkacak. Zidane ve Cantona çıktı arkadaşlar. Elmas kart olarak. Şöyle efsane olarak yazmışlar arkadaşlar. Şöyle süper şut kartlarını sizlerle birlikte açıyoruz. Bu arada kartları kazanmak için, çekilişe katılmak için like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı, muhakkak yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Mertens ve Valuy çıktı arkadaşlar. Mertens çıktı. Şöyle hemen gümüş ve altın diye yazmışlar ama umarım böyle gümüş ve altın olarak çıkmıyordur. Hani böyle bir gümüş falan, hologramlı gümüş falan bir şeyler çıkıyordur diye düşünüyorum. Umarım bizi keklememişsinizdir. Dışı kadar içi de güzel olsaymış 10 numara olurmuş. Maradona ve Scholes çıktı arkadaşlar. Şöyle hemen Maradona efsane kartlarını da göstermiş olalım sizlere. Mekanik adamlar kartlarından yine aynısı çıktı. Bakalım başka kimleri çıkartacağız arkadaşlar. Şöyle kartları hızlı hızlı açıyorum. Bir tane daha aynısı çıktı. Arka arkaya aynıları çıkmaz umarım diye düşünüyorum. Umarım çıkmaz. 150 tane kart açacağız sonuçta. Vinicius Junior ve Van Dijk çıktı arkadaşlar. Elmas ve altın diye yazıyor. Umarım elmas ve altın hologramlı olarak elmas ve altındır diye düşünüyoruz. Vinicius Junior arka arkaya çıkıyor bazıları ama dur bakalım kartın geneli itibariyle nasıl çıkacak arkadaşlar, ben de merak ediyorum. Alexander Diku ve Saint-Maximin çıktı. Şöyle bakayım buradan kimler çıkacak. Buradan Zidane ve Cantona çıktı. Lan oğlum şöyle kartları bir ters düz mü etsek, ne yapsak, bir şey mi yapsak? O ne lan, kartın biri ters basılmış, ters koyulmuş içerisine. Hemen şöyle açalım. Karim Benzema ve Bellingham çıktı arkadaşlar buradan da. Şöyle bakıyoruz başka kimler var arkadaşlar. 23 Nisan'da kimler gösteri yaptı, kimler izledi. Hadi bakalım merak ediyorum. Fernando Torres ve Xavi çıktı arkadaşlar burada. Buradan kim çıkacak bakalım. Şöyle hemen Zidane ve Cantona çıktı. Burada kim çıkıyor? Şöyle bakıyoruz arkadaşlar, yine Zidane ve Cantona çıktı. Yani kartın dışı beni böyle bir etkiledi. Janjanlı manjanlı ama içi sanırım hüsrana uğrayacağız gibi geliyor. Dur bakalım neler yaşayacağız arkadaşlar. Alphonso Davies ve Morata çıktı arkadaşlar. Yani siz de düşüncenizi yazın. Niye oğlum, niye sarı lacivert yaptınız kartı ya? Galatasaraylı adamız içerisinde sarı lacivert yapmış. Fenerbahçe bu arada Sivas'a da yenildi. Torres ve Xavi çıktı arkadaşlar. Şöyle. Yani fena değil. Kartlar biraz ince arkadaşlar. Buradan onu söyleyeyim. Orijinal mekanik adamlar değil bunlar tabii ki. Satış stratejisi için yapılmış mekanik adamlar diye yazılmış kartlar. Süper final değil yani. Süper şutun mekanik adamları diye yapmışlar kendileri. Dışının tasarımını 10 numara yapmışlar. İçi tırt olmuş.
Şöyle hemen ben size yine de bütün kartları göstereceğim arkadaşlar. İçlerinden neler çıkacak, neler var, neler yok hepsini göreceğiz. Aynı kartlar çıkıyor bu arada. Biliyorsunuz süper şutla süper finallerde falan da bazen aynı kartlar çıkıyordu. Ama geneli öyle mi çıkıyor? Uğurcan Çakır ve Toni Kroos çıktı arkadaşlar. Süper Lig. Şurada da amblemini, logosunu falan her şeyi koymuşlar arkadaşlar. Toni Kroos. Biliyorsunuz süper final kartlarını artık koymuyorlar niyeyse logoları. Fernando Torres ve Xavi çıktı. Bakalım buradan kim çıkacak? Şöyle bakıyorum. Alexander Diku ve Alan Saint-Maximin çıktı arkadaşlar. Şöyle kimler Fenerli, kimler Galatasaraylı? Sizce bu sezon kim şampiyon olur? Hadi yazın, Galatasaray mı, Fenerbahçe mi yoksa başka bir takım mı? Tadic çıktı arkadaşlar. Dansville çıktı bir de. Stefano Dansville, Zidane ve Cantona. Oğlum ne kadar çok Zidane ve Cantona çıkıyor ya. Arka arkaya bir tane daha çıktı bak. Bakalım bir tane daha çıkacak mı? Hemen şöyle açıyorum. Bakalım bir tane daha var mı yok mu hemen göreceğiz. Fernando Torres ve Xavi çıktı burada da. Burada bakayım kim çıkıyor. Şöyle Torres ve Xavi bir tane daha çıktı. Arkadaşlar bol bol aynılarından mı çıkıyor acaba? Xavi ve Torres çıkıyor. Hemen şöyle bakalım. Burada yine Xavi ve Torres çıkıyor. Oğlum bu nasıl kart lan bunlar? Bir tane daha çıkmaz inşallah. Maradona çıktı yine bir tane de. Süper şut mekanik adamlar 2024 kartları. Kolo ve Ryan Bania çıktı arkadaşlar. Şöyle bakayım buradan kim çıkacak. Hemen şöyle gösteriyorum. Alexander Diku ve Maximum Minimum çıktı. İşte her nececikse onlardan çıktı. Hemen bakıyorum buradan kimi çıkıyor. Şöyle ve Maradona çıktı yine. Buradan kim çıkıyor diye bakıyorum arkadaşlar. Yine Şöyle ve Maradona çıktı. Arkadaş bu nedir ya? Yani Morata ve Alfonso Davies çıktı arkadaşlar. Yani bu kartları da yine çekilişte vereceğim ama bu ne arkadaş, hepsi aynı çıkıyor ya. Nasıl şey, ben verirken utanırım lan. Adamlar satarken utanmıyor ya. Ya kızıyorum işte ben böyle olduğumu da. Ha şuna bak, arka arkaya 10 tane kart aynı çıkıyor ya. Bu nedir ya? Aha Lahm çıktı. Beckham ve Lahm çıktı arkadaşlar. Lahm. Beckham yanına da bir de Bochum koysaydınız. Lahm, Bochum valla. Lan ne iğrenç olduk bugün ya. Yine Lahm ve Beckham çıktı. Bakalım buralardan kimler çıkacak. Yönümüzü değiştirdik. Morata. Buradan Morata çıktı. Buradan bakayım buradan kim çıkıyor arkadaşlar. Hemen şöyle açmaya devam ediyoruz kartları. Maradona bir tane daha çıkardık. Maradona efsanesinden. Şöyle hemen Tanju ve Rıdvan çıktı arkadaşlar. Efsane kartlardan Tanju ve Rıdvan'ı da çıkarmış olduk. Vay be. Onları da düşünmüşler. Güzel yapıştırmamışlar bunu. Zidane ve Cantona çıktı yine. Adamlar alayını bu kutunun içine tepiştirmişler böyle. Zidane, Cantona, Mantona. Bakayım buradan yine aynısı mı çıkacak? Yok. Dik aynısı. Bundan da çok çıkmıştı zaten. Şöyle arka arkaya seri halinde çıkartmaya devam ediyoruz. Şunları şöyle bir alıp bir karıştırsaydınız içine ya. Şuna bak. Yani bir karıştırıp böyle paketleseydiniz. Bunu paketleyenlerde suç bence. Üretende değil de. Hani üreten bunları seri basıyordur da. Paketleyen adam böyle hiç karıştırmadan yaptım geçtim olayı yapıyorsa. Yani ondan kaynaklı olabilir arkadaşlar. Yani üretene pek suç bulmamak lazım. Tamam dışını mışını güzel tasarlamış, yapmış, üretmiş. Bu da sonuçta bir maliyet falan, hepsi ayrı şeyler. Ama paketleyenlere de şöyle bir ayar vermeleri lazım yani. Arkadaş bunu paketleyenler kim? Ana Muslera çıktı lan bu arada. Şöyle hemen arkadaşlar Fernando Muslera ve Ferland Mendy çıktı arkadaşlar. Galatasaray'ın en uzun süre kalan kalecisi Fernando Muslera. Şöyle hemen bakalım burada kim çıkıyor? Maradona. Bu arada Icardi'de 50. Golünü attı sanırım Galatasaray. Oy. Bence Galatasaray şampiyon olur arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Maximin çıktı yine. Şuradan bakalım başka kimler çıkacak. Şöyle açıyoruz kartların hepsini göstermeye devam ediyoruz. Göstermeye. Xavi ve Fernando Torres çıktı arkadaşlar. Burada da 150 paket kart var. Ama hep böyle aynıları çıkarsa var ya sinir olurum ha. Xavi yine. Bakayım buradan kim çıkacak arkadaşlar. Burada da
Maxim'in midir nedir ocacık çıktı. Şöyle hemen arkadaşlar ben size kartları göstermeye devam ediyorum. Kovacic ve Memphis Delight çıktı arkadaş. Mateo Kovacic. Kovacic'i de çıkardık. Farklı kartlar da arada bir çıkıyor yani. Çıkmıyor değil kardeşim. Niye çıkmasın? Şöyle hemen Edin Visca ve Kamavinga çıktı arkadaşlar. Edin Visca ve Kamavinga'yı da siz arkadaşlara şöyle göstermek için sabırsızlanmıştık tabii ki de. Onu da göstermiş olduk. Morato. Şöyle hepsini göstermeye çalışacağım ama arkadaşlar böyle poşetlerinden çıkarması zor oluyor. Sanırım poşetlerinden çıkartıp geri gelebilirim. Şöyle Xavi ve Torres çıktı arkadaşlar. Şuradan bakalım burada kim çıkıyor. Şöyle açıyoruz hepsini. Şöyle hemen Delight ve Kovacic çıktı. Burada da bayağı kart açtık arkadaşlar. Açıyoruz da hepsini göstermeye çalışıyorum. Carlos Vinicius ve Cengiz Ünder çıktı arkadaşlar. Şöyle bakayım buralarda kim çıkacak. Mertens çıktı bir tane de. Yine hiç hologramlı kart çıkmayacak sanırım. Koymamışlar gibi geldi bana. Yani şöyle elime hiç böyle vay anasını be kocaman kartmış falan gibisinden bir şey gelmiyor. O yüzden bir şey diyemiyorum. Şöyle hemen kartları açmaya devam ediyorum arkadaşlar sizlerin huzurunda. Şöyle Edinyuk Maxim'in çıktı. Adam motoru yardırdı resmen. Neyse şöyle göstermeye devam edelim. Beckham ve Lam çıktı yine. Lam. Lam'dı bokumdu hepsini gösteriyoruz. Oğlum ben bu adamı görünce niye hep aklıma böyle pis şeyler geliyor ya. Neyse şöyle kartları hemen açmaya bakalım. Buradaki Morata çıktı. Hadi kardeşim güzel bir kart çık bakayım. Burada kim çıktı? Maxim'in çıktı yine. Buralarda kim çıkıyor? Bakıyoruz hemen. Maxim'in çıktı yine. Şurada kim çıkacak? Şöyle hemen bakalım. Cantona çıktı. Burada da. Bakalım burada kim çıkıyor? Kimler çıkıyor? Şurada Beckham ve Lahm çıktı. Lahm çıktı. Beckham ve Lahm çıktı. Morata çıktı arkadaşlar burada da. Şöyle hemen bakalım burada kim çıkacak? Kim çıkacak? Şöyle arkadaşlar yine Morata çıktı. Şöyle bakayım buradan kimi çıkartacağız arkadaşlar. Djiku ve Maxim'in çıktı. Şuralardan buralardan kimi gösteriyoruz? Yine Maxim'in çıktı arkadaşlar. Şöyle hemen overlockçu geldi. Hanım arkadaş aç bitmiyor ya. Aynı kartlar çıkınca hakikaten benim bütün moral motivasyon bozuluyor ya. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu konuda? Sizin de hakikaten böyle moralleriniz bozuluyor mu böyle aynı kartlar çıkınca? Ulan bu kadar para verdik aynıları çıktı falan gibisinden düşünüyor musunuz? Xavi ve Torres çıktı arkadaşlar. Xavi ve Torres çıktı. Bakalım burada kim çıkacak? Livakovic arkadaşlar. Şöyle Fenerbahçeli arkadaşlar severler. Bunu niye böyle ilkokul fotoğrafını pijamalı gibi çıkardınız arkadaşlar Livakovic'in? Başka resmi yok muydu adamın ya? Neyse o da güzel. Üstündeki forma tabii ki ama böyle pijama gibi durmuş. Adam böyle bir garip durmuş yani. Şöyle hemen arkadaşlar Hakim Ziyech çıktı ve Hakan Çalhanoğlu. Arkadaşlar onu da gösterelim. Hakim Ziyech ve Hakan Çalhanoğlu. Süper şut mekanik adamlar kartında çıkardık. Daha bir ton kart var. Maradona şöyle çıktı arkadaşlar. Şöyle gösterelim kartları. Kartları hemen size göstermeye devam ediyoruz. Zidane ve Cantona çıktı yine. Bakayım buradan kim çıkıyor. Burada Darwin Nunes ve Amertey çıktı arkadaşlar. Darwin Nunes ve Amertey çıktı. Buradan bakayım kim çıkıyor. Yine Maradona. 30 tane Maradona çıktı lan. Oğlum kaç tane daha Maradona çıkacak ya? Şöyle Morata çıktı. Alfonso Davies ve Morata. Bakalım burada kim çıkıyor. Cengiz Ünder çıkardım bir tane. Daha. Tabi ikinci mi? Üçüncü mü ne çıkışı bu? Yine bundan çıkmıştı zaten. Arkadaşlar hepsini göstereceğim ya. Hepsini böyle sabırla izleyin. Yani bakalım neler çıkacak bilmiyorum. Ne kadarını izleyeceksiniz bu videonun. Bazen 2-3 dakikasını izliyorsunuz. Ulan 30 dakika video çekiyorum ama 2 dakikasını izliyorsunuz falan. Neyse ben size kartları göstermeye devam edeyim şöyle. Rafael Leao ve Sterling çıktı arkadaşlar. Raheem Sterling çıktı. Burada yine Raheem Sterling çıktı arkadaşlar.
Şöyle bakayım buradan kimler çıkacak. Sterling çıktı yine. Şöyle hemen bakıyoruz. Maradona çıkıyor. Burada bant yetmemiş herhalde. O yüzden ekstra bant atmış adamlar. Sterling çıktı yine. Kartlar böyle üstümüze gelmeye başladı. Çoğaldı yani. Şöyle hemen bakalım buradan kim çıkacak. Burada Maximink, Alexander Rico çıktı. Şurada hemen Vinicius Junior ve Cengiz Ünder çıkıyor arkadaşlar. Buradan bakalım kim çıkacak. Yine Cengiz Ünder falan filan. Yani kartların %80'i aynı çıktı. O yüzden birkaç tane aralarından mesela 150 tane karttan 10-15 tanesi farklı çıktı diyebilirim. O yüzden burada zaten görüyorsunuz Sadio Mane ve Sebastian Szymański. Bunu poşetinden bile çıkarmıyorum. Şöyle yan tarafa koyuyorum kardeşim. Zaten görünüyor içerisinde. Şuradan bakalım kim çıkıyor. Yine aynıları mı? Aynıları tabii ki de. Başka kim çıkacak? Şöyle hemen arkadaşlar Xavi falan çıkıyor burada da. Burada bakalım kim çıkacak? Yine Maradona çıktı. Şöyle kartları göstermeye devam ediyorum ben sizlere arkadaşlar. Maximin çıktı. Açamıyorum tabii ki. 23 Nisan coşkusunu yaşayan çocukların sesi geliyor dışarıdan. Sizler dışarıda mısınız, içeride misiniz arkadaşlar? Ya da kaçta eve geldiniz? 23 Nisan'da neler yaptınız arkadaşlar? Nasıl geçti 23 Nisan'ınız? Bunları yorumlara yazarsanız sevinirim. Bakalım kimler neler yapmış 23 Nisan'da? Ne oynadınız? Ne gösterisi yaptınız? Onları da anlatır mısınız? Yani oyun olarak hangi yörenin halayını çektiniz veya pop mu? Oo, Uğurcan Çakır, Toni Kroos. Toni Kroos mu daha yakışıklı, Uğurcan Çakır mı kardeşim? Hadi bakayım yazın yorumlara. Kolo Muani, Ryan Bania. Arkadaşlar benim amacım burada, hani sizler bu kartları alıyorsunuz. Kimisi harçlığınızla alıyor, kimisi bilmem işte babasına yalvar yakar zorla alıyor belki. Hani aldığınız zaman içlerinden neler çıkacak? Nasıl kartlar çıkacak? Yani kartın inceliğini görüyor musunuz? Hani böyle çok ince kart. Nasıl bir kartla karşılaşacaksınız? Sizler onu görün istiyorum. Hakim Ziyech ve Çağlanoğlu. O yüzden yani kart üreticilerine hep sistemimdir. Böyle hep aynıları çıkıyor ya. Hani illaki aynısı çıkacak. Yani çıkmayacak değil. Ama böyle %80 %90'ı aynı çıktığı zaman hakikaten kötü oluyor yani. Adam buna şu an kartlar da ucuz değil ki. Bir kutusu 200 lira falan yani şu kutunun. Belki daha fazla. O yüzden bilemiyorum yani. Barış Alper Yılmaz çıktı arkadaşlar. Mendy ve Barış Alper Yılmaz'ı ilk defa çıkardık. Şöyle hemen onu da göstermiş olalım. Nusrati çıktı ve Garnacho çıktı arkadaşlar. Al Nusrati ve Garnacho. Şöyle hemen bakayım burada kim çıkacak. Yine aynısı. Evet kardeşim. Bak adamın psikopat gibi resmini koymuşlar. Yine Lahm çıktı. Lahm çıktı yine. Bakalım buradan kimi çıkartıyoruz. Hemen şöyle bütün paketleri açıyorum. Al Nusrati ve Garnacho. Garnacho kardeşim. Garnacho çıktı. Şöyle hemen burada yine Garnacho. Garnacho'yu gördük arkadaşlar. Bakalım buralarda kimler çıkacak. Buralar eskiden hep dutluktu. Fabiano ve Muçi çıktı arkadaşlar. Ernest Muçi ve Fabiano. Bakayım burada kim var. El Musrati ve Garnacho çıktı yine. Şöyle hemen yine Xavi çıktı. Ulan poşetlerinden çıkaracağız dedik. Hiçbirini çıkarmadan cayır cayır gösterdik. Yine Garnacho çıktı. Hepsini göstermiş oldum arkadaşlar. İster izlersiniz ister izlemezsiniz. Yani beni seven arkadaşlar, şöyle hani kartları seven değil bak, beni seven adam şöyle bir like butonuna basar yani. Hani abone olmasanız bile bir like butonuna basın. Hani aboneliğiniz daha da tatlı olur tabii ki ama hani bir like at düştü artık onu alamayacağım düşmeseydi. Yani aboneliğiniz daha tatlı olur ama şöyle bir like butonunuza bir yüklenmenizi isterim yani. Bakalım şöyle bir güzel bir like gelecek mi bu videoya diye düşünüyorum. Hani kartları Gnabry ve Milinkovic Savic çıkardık arkadaşlar. Şöyle bakayım burada kimler var. Fernandez, Enis Destan ve Fernandez var arkadaşlar. Şöyle bakalım burada kim var. Chamberlain ve Mitrovic çıktı arkadaşlar. Chamberlain, Alex Oxlade-Chamberlain. Şöyle Enzo Fernandez ve Enis Destan çıktı arkadaşlar burada.
Şöyle bakalım. Erling Haaland. Erling Haaland çıktı. Oğlum 150 tane kart. Her yer kart oldu lan. Şuna bak. Bir ton kart çıkardı. Şöyle yine Çavili Mobili. Hadi bakayım kardeşim. Bakayım başka kimler çıkaracak. Şöyle hemen göstermeye devam edelim. Yine Çavili Mobili kartlar. Çavili Mobili. Hadi bakayım. Şöyle açmaya devam ediyoruz. Yine Çavi. Oğlum Maradona ve Xavi'den sıkıldık. Burada yine bunlardan çıktı. Arkadaşlar Vinicius Junior falan filan. Daniel Amartey ve Darwin Nunez çıktı arkadaşlar. Bir tane de. Şöyle böyle camdan aşağı dağıtasım var şu kartları. Bakayım başka kimler çıkıyor arkadaşlar. Xavi, Darwin Nunez çıktı arkadaşlar. Şöyle kartları ittiriverelim şöyle. Üstüme geliyorlar ya. Maximin. Bakayım buradan kim çıkacak. Şöyle kartların hepsini göstermeye çalışıyorum. Çavili mavili kartlar yine çıkıyor. Ulan poşeti doğru yaptık. Lucas Torreira ve Luis Diaz çıktı arkadaşlar. Torreira'yı da çıkarmış olduk. Bakalım başka buradan kim mi? Xavi çıktı yine. Mekanik adamlar diye yazmışsınız ama Maradona'dan başka da bir şey çıkaramadık yani. Neyse diğer kartlara hakaret olmasın. Sonradan farklı kartlar çıkmaya başladı. Yani Xavi ile Maradona bol bol çıksa da başka kartlar da çıkmaya başladı yani. Yok değil. Yok değil kardeşim. Var. Yine Maradona çıktı. Şöyle hemen buradan bakalım kim çıkacak. Randall Colo bilmem Banilla. Ryan Banilla. Şöyle Pedri ve Paulo Dybala arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Barcelona'sı, Roma'sı, Paris Saint-Germain'i her iki takımdan adam çıkardık yani. Şöyle Manchester United, Garnacho ve El Musrati çıktı. Birincilik arkadaşlar Beşiktaş'tan. Şöyle bakayım Pedri, Paulo Dybala. Bakayım buralarda kim çıkacak. Şöyle Chamberlain ve Mitrovic hepsini çıkardık arkadaşlar. Buradan kim çıkacak? Szymanski, Sadio Mane ve Szymanski çıktı buradan da. Şöyle buraya bakıyoruz. Buradan kim çıkıyor? Burada kim çıkıyor? Gnabry ve Milankovic Savic çıktı. Oğlum ne kadar bütün en azından 150 kart koymuşlar içerisine yani. Koymamışlar değil. Şöyle burada Enis Destan ve Fernandez çıktı arkadaşlar burada da. Burada kim çıkacak bakayım. Krunic ve Phil Foden çıktı. Farklı kartlardan evet arkadaşlar. Çıkmaya da devam ediyor yani arada. Garnacho yine Garnacho'dan bir tane daha çıkardık. Şöyle hemen bakıyorum. Maradona çıkardık. Arkadaşlar ben size bütün paketi, bütün 150 kartın 150'sini de gösterdim. Yani bu kadar uğraştım. Bu kadar para, emek. Lütfen bir like atın ya. Yani çok zor bir şey değil. Lağım çıktı yine. Kartlar güzel çıkmayabilir arkadaşlar. Elim ona yapacak hiçbir şeyim yok. Yani çünkü kartın üreticisi ben değilim. O yüzden arkadaşlar Trezeguet ve Luis Suarez çıktı arkadaşlar. Adam 3. çocuğuna emzik işareti yaparken çekmişler. Kerem Aktürkoğlu ve Kerem Demirbay arkadaşlar. İkisi de böyle yan yana burada çıktı. Şöyle hemen Garnacho ve El Nusrati çıktı. Bakalım burada kim çıkıyor arkadaşlar. Maradona çıkardık bir tane de. Şöyle hemen futbol kartlarının sonlarına geldik arkadaşlar. Maradona'yı da çıkardık. Evet video bayağı uzun oldu ama bütün kartları size gösterdim arkadaşlar. Alexander Diku, Saint Maximin falan filan. Arkadaşlar kart açılışımız burada sona erdi. Süper Şut Mekanik Adamlar 2024 yeni sezon kartlarının açılışını yaptık. 150 adet kartın hepsini size gösterdim. Kartlar hakkında yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Çekilişe katılmak için de muhakkak abone olup bildirimleri açıp ve yorum yazın. Yorumlar arasından seçiyorum. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.